Şimdi efendim açık kaynak kod kullanımından daha önce bahsetmiştik. Tabii ki olmazsa olmaz bizim hayatımızın çok önemli omurgalarından bir tanesi. Ama bazı riskleri de içeriyor denmişti. O risklere de dikkat etmek gerekiyordu. İçine kötüler süzüyordu. Dolayısıyla açık kaynak kod kullanımında her şey harikayken bazen aksilikler de olabiliyordu. Şimdi açık kaynak kod kullanımının garantili bir şekilde ve çok ustaca yönlendirilmesiyle yakalanan bir başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu başarı hikayesinin yaratıcıları bizimle birlikte olacaklar. Gerçekten bir başarı hikayesi. Nasıl oldu, nasıl yaptılar, nelerden yararlandılar, nasıl yürüdüler bu yolda? Kendilerinden, yani tanıklarından ve yaratıcılarından bizzat dinleyeceğiz ki bence çok önemli bir deneyim. Efendim, KKB'nin başarı hikayesi. Sunumumuzun başlığı bu. Alejandro Gambona Sonotype'dan konuğumuz. Emre Erkek, KKB'den konuğumuz. Ve Innovera'dan Kazım Bozkurt da onlarla konuşacak olan moderatörümüz. Merhabalar değerli katılımcılar. WeShield 2020 DevSec Ultra etkinliğimiz son hızıyla devam ediyor. Bu oturumda KKB'den Emre Erkek Bey ile birlikteyiz. Emre Bey bize Sonotype ile ilgili müşteri tarafındaki başarı hikayesini anlatacak. Emre Bey, öncelikle bir kendinizi kısaca tanıtırsanız sonrasında da sunumunuza devam edelim isterseniz. Tabii ki. İsmim Emre Erkek. Kredi Kayıt Bürosu'nda DevOps mimari ekibinde görev almaktayım. Yaklaşık 9 yıldır yazılım mühendisliği olarak görev yapmaktayım. Son bir senedir de Kredi Kayıt Bürosu'nda çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bize Sonotype'ı bu arada ne kadar süredir kullanıyorsunuz? Sonotype'ı aslında farklı ürünlerini kullanıyoruz. Özellikle bu sunumda da içerik olarak bahsedeceğimiz lifecycle ürünleri var ve firewall ürünleri. Son 3 senedir aslında kullanımımızda, fakat son 2 senedir aktif olarak kullanıyoruz. Faydalarını da görüyoruz. Gerçi bu sunum içeriğinde sadece Sonotype'ın bu ürün değil, o yelpazede olan diğer ürünlerle olan entegrasyonlarımızdan da bahsediyor olacağız. Fakat bu özellikle lifecycle ürünlerin çok büyük katkı gösterdiği noktalara da özellikle değinmeye çalıştık. Evet. Dolayısıyla Sonotype sizin kurumunuzda belli bir olgunluğa eriştiğini anlıyorum. Dolayısıyla hani yapacağım sunumlar birazcık böyle sağ deneyimlerinizi de bize yansıtarak olacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Tamam. Çok teşekkür ederim. O zaman sunumumuzla devam edelim isterseniz. Peki, hemen başlatayım. Merhabalar. Öncelikle bugünkü bu etkinlikte DevSecOps, aslında normal DevOps süreçlerimizden sonra şirketimizin oluşturmaya çalıştığı güvenlik kültürünü, yani yazılım güvenliği anlamındaki kültürünü bu DevOps line'la nasıl entegre ederiz ve biz neler yaptık bu konuda, avantajları ve dezavantajlarıyla neler keşfettik, bunları size yansıtarak deneyimlerimizden birazcık sizlerin de faydalanmasını istiyoruz. Buna başlamadan önce çok kısa şirketimiz hakkında, Kredi Kayıt Bürosu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak isterim. Kredi Kayıt Bürosu aslında Türkiye'de tek kayıt bürosu olarak görev yapmakta olan ve dünyada da aslında belli olgunluğa gelmiş, belli bir büyüklüğe ulaşmış bir kurum olarak görev yapmaktadır. Aslında 1995 yılında ilk kez kuruluyor Kredi Kayıt Bürosu ve Türkiye'nin önde gelen 9 tane bankasının işbirliğiyle kurulan bir kurum. Ve yıl geçtikçe 95 yılından bu yana farklı ürünler portföyüne koyarak da her yıl yenisini ekleyerekten 2019, yani daha doğrusu 2020 yılına kadar çok fazla bir ürün yelpazesiyle şu anda
finans kurumuna hizmet etmektedir. Aslına bakarsanız kredi kayıt bürosu şu anda Avrupa'nın en büyük, yani daha doğrusu sorgulama sayısına göre kıyasladığımızda en büyük kredi kayıt bürosu. Onun dışında finansal sektöre onların çözüm sorunlarını çözmek üzere hizmetler vermekte ve merkezi karar destek sistemlerinin güçlülüğüyle de bir örnek teşkil etmektedir. Kredi kayıt bürosu sadece finansal alanda gösterdiği bu ürünlerin dışında aynı zamanda Türkiye'nin en enerji efficient olarak ve highest availability'ye sahip bir data center'ına sahip. Bu konuda Tier 4 sertifikası bulunmaktadır KKB'nin de. Onun dışında alanındaki farklı kurumlar tarafından da sertifikalanmış, kanıtlanmış bir ve şu anda hizmet veren bir data center işletmektedir. Bu veri merkezini gezdim ben bu arada. Çok da büyük, güzel bir evet. Ankara'da evet, var. Gerçekten çok başarılı bir altyapı olmuş. Benim henüz gezme fırsatım olmadı fakat söylenen de o. Şu anda çok büyük hizmetler de yapmaya devam ediyorlar. Evet. Türkiye'nin ilk enerji efficient olması yönünden de bir önceliği var. Onun dışında kurumumuzun ortakları, aslında daha doğrusu üyelerinden bahsetmek gerekirse, finans kurumundaki aslında birçok şirket kredi kayıt bürosuna üye şekilde hizmet almaktadır. İşte bankalar, işte faktöring, leasing firmaları gibi birçok firma, hatta bireysel sektörde de aslında, reel sektörde de bir sürü firma kredi kayıt bürosundan hizmet almakta. Konumuza gelecek olursak da DevOps aslında hayatımıza girdiğinde ilk başta şöyle bir pipeline diyebileceğimiz bir akış ortaya çıkıyor. Aslında niye DevOps denen bir şeye ihtiyacımız var? Development'dan başlayarak, yani developer'ın başlattığı süreçten bu ürünün production ortamına ve sonrasındaki akışlara kadar giden süreci, yani hem development kısmını hem de operation kısmını bir arada otomatize etmemizi sağlayan bir süreç aslında. Traditional yönteme bakarsak, daha doğrusu DevOps'un ilk standart, ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki yapılan süreç aslında developer kodunu geliştirdikten sonra mevcut Git repositorilerine ya da işte kod repositorilerini kullanıyorsa oraya kodlarını gönderir ve daha sonrasında build serverlarında kodun derlenmesi sağlanıyor. Ve derlenmiş olan, paketlenmiş olan o paketi de, artifact'i daha doğrusu, artifact repositorilerini kullanıyoruz, koyuyoruz. Daha sonrasında işte test ortamı, UAT ortamı şeklinde staging ortamlarına deployment'larını gerçekleştiriyor. Arkasından fonksiyonel testler ilgili ekipler tarafından sağlanıyor ve her şey başarılı bittikten sonra da production ortamına deploy ediliyor. Şimdi bu standart bir süreç. Bu bize için neyi çözüyor? Aslında bu build ve deploy süreçlerini bizim için de otomatikleştiren bir akış. Onun dışında traditional yöntemlere bakacak olursak, işte kodun elle derlenerekten kendi developer makinesinde hatta yapıldığı zamanlarda oldu. Daha sonra oluşan paketin manuel olarak deploy sunucularına bırakılaraktan deploy edilmesi şeklinde çok traditional yöntemler uygulanıyordu. Bunun hem daha güvenli, hatadan uzak ve daha kolay yapılmasını, hızlı yapılmasını sağladı. Aynı zamanda bu sürecin, yani development'tan production'a kadar giden bu sürecin daha hızlı monitör edilmesini sağladı. Fakat burada hala da bir takım eksiklikler var mı? Var. Günümüze baktığımız zaman, DevOps, hatta DevSecOps line'ına baktığımız zaman aslında buraya security analizlerinin de, yani kod güvenliği anlamında, statik kod ya da dinamik anlamda yapılan kod analizinin de eklenmesi gerekiyor. Şimdi onun dışında sadece güvenlik anlamında bir kod kalitesi, işte kod simel vesaire şeklinde nitelendirebileceğimiz, sınıflandırabileceğimiz farklı eksiklikleri de aslında burada keşfedip ona göre aksiyon almamız gerekiyor. Ve hatta belli steplerde onay süreçleri koyarak da hatalı bir akışın ilerlemesini sağlamamak gerekiyor. Burada da böyle eksiklikler var. KKB ise bu ilk DevOps sürecine başladığında buna benzer bir yapıda bir süreç işletiyor. Fakat burada işletirken farklı tool'larla da entegrasyon sağlıyor. Yani burada biz mesela ilk başladığı günde de aynı, şu anda da aynı şekilde işlettiğimiz tüm akışı Jira ürüne, Atlassian ailesinin Jira ürünü üzerinde gerçekleştiriyoruz. Burada çok en başından sonuna kadar işletilen
bir workflow'larımız var ve her proje sınıfına göre de değişebiliyor bu workflow'ların akışı. Fakat burada bizim için hala da code security ve code quality önemli olduğunu farkındaymışız ki belli adımlara biz bunu koymuşuz. Nasıl koymuşuz? Fonksiyonel testlerde gerçekleştikten sonra, yani production'a deploy etmeden öncesinde bir code security analizi yapıyoruz. Fakat bu code security analizi ile birlikte aslında yapılması gereken code quality analizlerini o sıraya sıkıştıramadığımız için production deploy'undan sonra yapıp bir sonraki belki de release'de bunu çözmeye çalışıyoruz. Yani ve ek olarak bunların hepsi manuel olarak yapılmakta. Yani bir bilgi güvenliği ekibimiz tarafından gerçekleştirilmekte, raporlanmakta ve en başa developer'a kadar bildirilmekte. Ve sonra bunun çözümü tekrardan aynı cycle üzerinden dönerek devam etmekte. Bunun artıları ve eksileri şeklinde değerlendirecek olursak aslında kod güvenliği analizini production öncesinde yapmamızdan dolayı eksik bir, yani daha doğrusu security açığı olan bir kodun production'a çıkmasını mümkün mertebede engellemiş oluyoruz. Fakat bu durumda bu tüm sorumluluğu sadece güvenlik ekipleri almakta. Artı kod kalitesi anlamında da diğer analizleri gerçekleştirmediğimiz için, yani daha sonrasında gerçekleştirdiğimiz için daha doğrusu, bu durumda bazı uygulamalar kalitesiz diyebileceğimiz belki de standartlarda production ortamına deploy edilmiş oluyor. Bunun bir en büyük dezavantajı ise aslında bize göre bu step'te, yani production öncesi yapılan ve sonrasında yapılan bu analiz sürecinde ortaya çıkan herhangi bir bulgu olursa nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani en son aşamada artık production'a deploy etmemiz lazım. Belli SLA'lerimiz var, müşterilere sorumluluklarımız var. Bu durumda nasıl gerçekleştireceğiz? Mecburen böyle çıkmamız gerekiyor ya da o çok kısa süre içinde bunu çözmemiz gerekiyor gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada şöyle bir şey anladım. 7 halkalı bir zinciri 9 halkalı bir zincir haline getiriyorsunuz bir takım ihtiyaçlardan dolayı. Fakat bu son 2 halkayı biraz daha böyle sürecin sonuna doğru ekliyoruz. Evet, yani ilk başta sürecin sonuna eklememizden dolayı bir takım hala bir takım eksikler kalıyor. Evet. İşte sizin negatif diye sunduğunuz kısımlar. Şimdi de bu tarafları nasıl tamamlayacağımızla ilgili herhalde çözüme doğru ilerleyeceksiniz. Evet. Yani aslında burada şu gösterdiğimiz ilk DevOps pipeline'ımızda aslında security adımlarını nasıl konumlandırmışız? Ona bir bakacak olursak tüm sorumluluk security ekibinde. Development ekibi bu sorumluluğu paylaşmıyor. Ve bu analizleri gerçekleştirmek için production öncesinde de çok kısa bir zaman olduğu için bu zamanı burada aşmak biraz daha zor oluyor. Yani böyle bir Venn şeması üzerinde göstermek gerekirse aslında normalde development ekibi ile operasyon ekibi aslında ortak paylaştığı DevOps pipeline'ımız var. Security adımında baktığımız zaman bir iletişim var. Hala kısa bir orada küçük bir pay var. Fakat bunların iç içe geçmiş olduğu, ortak paydada buluştuğu bir yapı yok. Yani bu nasıl olmalı aslında? Bir şirket kültürü haline gelmesi lazım bu güvenlik adımlarının. Ve bu sorumluluk paylaşılmalı. Kimler tarafından? Hem güvenlik ekipleri, hem yazılım ekipleri, hem de aslında bu süreci yöneten proje yönetimi ekipleri ve iş birimi ekipleri de dahil olmak üzere paylaşılmalı. Ve en sonda bahsettiğimiz gibi en sonda bu şeyin konumlandırılması bize ne sağlıyor aslında? Bir şekilde güvenlik vesaire yapmamızı sağlıyor fakat tekrar başa dönmemizi sağlıyor. Yani bir bulgu olduğu zaman en başa dönmemiz gerekiyor. Bu da aslında o bulgunun çözülme süresini uzatan bir süreç. Dolayısıyla bunu mümkün olduğunca en sola kaydırabilirsek, yani developer'a en yakın hale getirebilirsek o zaman bu sorunu aşmış oluyoruz. Ve böyle yaptığımız zaman aslında security açıklarının ya da herhangi bir kalite bulgularının daha hızlı bir şekilde keşfedilmesi ve dolayısıyla daha hızlı bir şekilde çözülmesini sağlıyoruz. Buradaki sorumluluk paylaşıldığı zaman aynı zamanda güvenlik ekibine olan ihtiyaç daha az oluyor ve o kadar büyük bir güvenlik ekibine ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle yine görselleştirecek olursak, üçünün de ortak paydada buluştuğu adımlar var, paylaştıkları alanlar var ve sorumluluklar paylaşılmış şekilde. Eşit olarak paylaşılmış. Evet, aslında eşit olarak. Ve mümkün olduğu müddetçe aslında şu paylaşılan birimleri artırmak için bu pipeline'lar geliştirilebilir. Evet. Şimdi burada bu kurguyu yaparken kullandığımız topolojiye bakacak olursak, biz aslında build ve deploy süreçleri için en temelde Atlas'ın ailesinden Bamboo ürününü kullanıyoruz. Agent bazlı çalışıyor. Ve temelde tüm süreç Jira üzerine, yani herhangi bir developer ya da başka birisi, administrator olanlar haricinde tabii ki,
platform üzerinden bir şey yönetmiyor. Her şey Jira üzerinden. Mesela deploy et, kodu build et şeklinde komutlar var bu workflow'larla. Buradan yönetiyoruz. Kodlar Bitbucket üzerinde duruyor. Yine aynı şekilde bizim git repozitörümüz. Oradan pull ediyoruz. Ve belli bir takım kullandığımız proje bazında değişen build ve paketleme araçlarımız var. NPM, Maven vesaire gibi. Daha sonrasında işte bu bahsettiğimiz güvenlik taraması ve kod kalite analizlerini yaptığımız ürünler var. Bunlar işte SonarQube, Nexus IQ, Fortify ürünü ya da Checkmarx ürünü gibi. Bunları da tamamladıktan sonra bir sonraki step'li kod artifact'ler oluşuyor ve repository'ye, Nexus repository'imize atıyor. Yine Sonatype'ın ürünü olan Nexus repository'sini kullanıyoruz burada da. Tüm hepsi gerçekleştirdikten sonra diğer workflow'daki adımlarda aşıldıktan sonra staging ortamlarına ve production ortamlarına deploy aşamasını gerçekleştiriyoruz. En temelde, en tepeden baktığımız zaman süreç bu şekilde. Şimdi geri dönecek olursak aslında sorunumuz neydi? Bu sorumlulukları paylaşarak da ortak faydayı artırmak. Bunu göz önünde bulundurursak KKB'nin kurmuş olduğu DevSecOps pipeline aslında şu şekilde özetlenebilir. Yani aktif olarak tüm adımlar böyle değil ama özetlemek gerekirse yani ne yapıyoruz? Build ediyoruz. Kalite analizlerini yapıyoruz. Sonra release yani artifektleri oluşturup Nexus'a atıyoruz. Staging ve otomasyon ortamlarımıza deployları gerçekleştiriyoruz. Sonrasında bu şekilde production'a kadar akıyor. Şimdi burada amacımız neydi? Bir önceki slide'da da gösterdim. Mümkün olduğunca en sola kaydırmak bu güvenlik adımlarını. Dolayısıyla bu kalite analizlerini yaptığımız SonarQube, Fortify, Nexus IQ gibi ürünleri kullanarak yaptığımız analizleri bizim en sonda olan adımda developer'a en yakın olan build adımının içine yerleştirdik. Çünkü build adımı development ekibinin sorumluluğunda. Dolayısıyla bu adıma koyduk ve build başarılı olduğu müddetçe o step içinde paralel şekilde gerçekleşiyor bunlar ve bu şekilde developer direkt aktif bir şekilde burada rol aldığı için development ekibinin de aslında bu konudaki farkındalığını ortaya çıkarıyor ve aynı zamanda şirket kültürünün paylaşılmasına ve oluşmasına da fayda sağlıyor. Build'ın başarılı olmasındaki kriterlerden bir tanesi de aslında güvenlik şartlarını sağlıyor olması oluyor. Kesinlikle. Doğru mu? Yani aslında burada gösterdiğim şu build ve şey adımı, kalite analizleri adımı bir bütün. Yani burada özellikle ayırdım ki yani build yani Maven'la yaptığımız build işlemi başarılı olmazsa zaten hiçbirine girmiyoruz. Başarılı olduğu takdirde analizleri başlatıyoruz ama aynı step içinde gerçekleşiyor. Yani öncesiyle sonrası arasındaki farkı vurgulamak gerekirse öncesinde kodun başarılı bir şekilde derlenmesi demek sadece kodun düzgün yazılması, doğru bileşenlerin seçilmesinden ibaretti. Ama sonraki sizin yaptığınız güvenlik bileşenlerini işin içerisine dahildiğinizde kodun sadece fonksiyon olarak başarılı derlenmesinin ötesinde güvenlik kriterlerinin de yerine getirilmesi şartları önemli. Evet, şimdi onların detaylarını zaten tek tek bahsediyor olacağız. Hani böyle görselleştirmek gerekirse de mesela build'ı başarılı geçti ama son artık adımında fail etti mesela. O analiz yapamadık. Başarı yani ilgili başarı kriterlerini sağlamadı. Release'e geçmiyoruz. Farz edelim ki SonarQube başarılı oldu. Fortify'ı yapıyoruz. Olmadı. Nexus IQ'yu yapıyoruz. Yani herhangi birinde hata olursa bir sonraki release stage'ine geçemiyoruz. Fakat ne zaman ki üçü birden başarılı oldu o zaman release adımına geçebiliyoruz. Bu o ürünleri tanımayan katılımcılarımız için de yukarıdan aşağı saymak gerekirse birisi kalite kontrolü, birisi statik kodun içerisinde güvenlik kontrolü ve konu başlığımız olan Sonatype'ın dependency analizleri gerçekleştiren bir ürün. Şimdi tek tek detaylarını inceleyeyim için burada değinmemiştim ama tamam. Özetlemek gerekirse öyle. SonarQube kalite, kod kalite analizi yapıyoruz. Fortify'da statik kod analizi üzerinde özellikle güvenlik bulguları üzerine çalıştırıyoruz. Nexus IQ dediğimiz Nexus'un lifecycle ürünü bu da tamamen sizin kodda kullandığınız aslında bağımlılıklar üzerine, kendi yazdığınız koddan ziyade bağımlılıklar üzerine yapılan bir analiz. Şimdi tek tek incelemek gerekirse aslında statik kod analizi bir SonarQube. Ne yapıyor aslında? Bulguları yani bug'ları keşfediyor. Kod simel ya da security vulnerability'leri varsa bunların hepsini böyle birçok alanda böyle bir analiz çalışması yapıyor. Bize neler sağlıyor? Belli quality gate'ler tanımlıyoruz. Yani şurada söyledik de geçemezse. Quality gate'ine göre geçip geçmeyeceğini karar veriyoruz zaten. Mesela özellikle şuradaki trende şey yapmak istiyorum, vurgulamak istiyorum. Mart ayında yaptığımız çalışmalar aslında bu quality gate'ler üzerinden build'ı kırmaya başladığımız adımlar pipeline'da.
Şimdi burada kırmaya başladığımız için artık development ekibinde o sorumluluk artmaya başladı ve birkaç aylık süre sonrasında aslında başarılar en üst noktaya, A seviyesine kadar gelmiş noktada. Orta seviyede bir ürüne de baktığımız zaman mesela burada bir ürün artışı olmuş, yeni bir ürün eklenmiş. O yüzden bir azalma var. Fakat hemen sorumluluk geriye aynı noktaya geri çekebilmişiz. Şimdi burada aslında bir de şunu vurgulamak lazım. Dependency analizini anlatmadan önce. Equifax denilen aslında bir olay yaşanmıştı biliyorsunuzdur tahminen. İşte Mayıs ve Temmuz 2017 tarihleri arasında Amerikan Kredi Bürosu olan bizim de alanımızda hizmet veren Equifax'ın aslında bir veri hırsızlığı adı altında geçen aslında en büyük olaylardan bir tanesi yaşanıyor. Aslında bunun sebep olan olay neydi? Onu göz atmak gerekirse Equifax'ın kullandığı, web sitelerinde kullandığı framework olan Apache Struts'ın kullandıkları versiyonlarda remote code execution'a açık veren bir güvenlik açığı olması. Bunu aslında patchlemişler Mart 2017 tarihinde. Fakat Equifax bunu 2 ay boyunca gerçekleştirmeyince buradan gol yemiş durumda. Bu da bize aslında bu konuda yani dependent komponentler üzerinde de aslında bizim bir takım taramalar yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Nexus Lifecycle ürününü kullanıyoruz. Nexus Lifecycle ürününde de aslında benzer şekilde güvenlik açıklarını keşfediyor. Hem CLI, hem API, hem de IDE plugin tarafında destekleri var. Detaylı açıklamaları var. Birden fazla programlama dilini vesaire destekliyor. Aynı zamanda bu ürünü Nexus Firewall ürünüyle birlikte repository manager'a entegre ettiğiniz takdirde public repolardan hiçbir komponentin hatalı bir şey, yani istemediğimiz sınıftaki hiçbir komponentin gelmemesini sağlayabiliyoruz. Biz burada yaparken her Jira projemizin Nexus IQ tarafında bir projeye karşılık getirdik. Ve organizasyonel anlamda KKV uygulamaları, third party uygulamalar şeklinde sınıflandırdık. En önemli özelliği ise hem build aşamasında hem de release aşamasında olan aslında taramaları gerçekleştirebiliyor olması. Biz burada ne yaptık en önemlisi? Build pipeline'larımızı aslında fail ettirdik. Neye göre? Build fazındaki tarama sonuçları uygun değilse. Benzer şekilde release taramaları sonrasında da yani deploy edilen uygulamaların üzerinde de aslında bu taramayı devam ettiriyoruz. Her gece çalışan cevaplarla biz bunu yapıyoruz. Ve günlük olarak Jira issue'ları oluşturarak da raporluyoruz ve bunu monitör ediyoruz. Burada Nexus Lifecycle en önemli özelliklerinden bir tanesi hiç çözüm olmayan noktalarda verebiliyoruz. Yani istisna tanımlayabiliyoruz bunlara. Şimdi Nexus IQ tarafında kullandığımız portföye bakacak olursak en başından bu yana en sonunda 200'e yakın uygulamamızı aslında Nexus IQ ürünü üzerinde kullanıyoruz. Ve tarama sayılarına bakacak olursak aslında aylık 5000 seviyelerine ulaşmış bir taramamız var. Bu son ay şu anda tam sonlanmadığı için belli değil ama o da 5000 üzerine yaklaşacaktır. Bu az önce bahsettiğim aslında istisna yönetimini nasıl yapıyoruz burada? Komponentlerin wave tanımlanmasında aslında development ekibi bunu ilk keşfettiğinde bir istek yapıyor. Biz mimari ekip olarak bunun alternatifleri var mı kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Eğer alternatif bulursak öneriyoruz, bulamazsak security ekibimize yönlendiriyoruz bu durumu. Security ekibi ne yapıyor? Belli bir periyot için eğer hiçbir çözümü yoksa wave tanımlanmasına müsaade ediyor. Bu durumda da biz bunu wave olarak tanımlıyoruz ve dolayısıyla build'leri kırmamasını ve onun hatalı sonuç vermemesini sağlıyoruz. Ve bu süre sonunda da development ekibini bilgilendirip ilgili waiver'ları ortadan kaldırıyoruz ki tekrardan o durumlarda hata versin. Aslında usulüne uygun olarak bir riski kabullenme süreci. Kesinlikle riski kabulleniyoruz ama bunu her isteğe yapıyor muyuz? Hayır. Yani, tabii ki dediğim o yani usulüne uygun şekilde riskin analizini yaparak ve kayıt altına alarak kabullenmek evet. Doğrusu bu zaten. Örnek verecek olursak da mesela Nexus ürününün bir ekranı burası. Gördüğümüz üzere bir tane komponentin çok herkes tarafından da kullanan bir komponent, Camus Codec komponenti. 1.13 versiyonu ve üzerinde aslında bir security açığı yok. Fakat 1.13 öncesinde security açığı olmasına rağmen 1.13 ve üstüne geçtiğimiz takdirde bir tane de fonksiyonel bug'ı var. Hala çözülmemiş olan bir bug. Burada karar vermemiz gerekiyor. O bug'la yaşayabiliyorsak hayatımıza temiz versiyona geçelim. Eğer o bug'la yaşayamıyorsak bu security açığını kabullenelim ve mevcut versiyonda ilerleyelim o bug çözülene kadar gibi. Mesela bir başka örnek olarak da iTex komponenti. iTex komponenti de lisanslama durumu değiştirdiği için 2.1.7 versiyonundan sonra burada da benzer şekilde bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu çalışma sonunda da aslında fark ettik ki
2.1.7 versiyonundan farklanan ve yeni bir repositori olarak açılan OpenPDF kütüphanesi var. OpenPDF birebir aynı package yapısını da koruyaraktan bunu sağladığı için ve tüm güvenlik açıkları da çözülerek geliştirildiği için şu anda çözüm sağlıyor. Dolayısıyla buradaki önerimiz wave tanımlanması değil, iText'lerin OpenPDF'in kullanılması. Benzer şekilde dedim ki release taramaları gerçekleştiriyoruz. Yani production'a deploy ettik, her gece tarıyoruz. Taradığımız uygulamaları da level 4'ten 10'a kadar olan, yani bulgu seviyesi 4'ten 10'a kadar olanlar için bir Jira kaydı açıyoruz ve bu Jira kaydını öyle bırakmıyoruz. SLA'larla takip ediyoruz. Yani ve bu SLA'ları takip ederken de bu dünyaya açık bir uygulama mı, web'e tamamen açık bir uygulama mı, kendi içimizdeki bir uygulama mı, yoksa işte threat level'ı ya da 4 ile 7 arası olanlar için şöyle, 7 ile 10 arası olanlar için şöyle şeklinde farklı SLA'lar yönetiyoruz. 30 gün, 60 gün ya da bir sonraki release şeklinde çözülmesini sağlıyoruz, yönetiyoruz. Ve bunun da şöyle bir trendine bakacak olursak, bir sürü kayıt açmışız ve kayıtların açılma hızıyla birlikte aslında çözmeye çalışmışız şeklinde bir grafik çıkıyor. Şimdi milestone'una bakacak olursak aslında Nexus Icon'un, bunu özellikle belirtmeden önce şöyle bir grafik göstereceğim size. Buradaki tarihler çok önemli çünkü. 2019'da başlamışız fakat biz aslında 2019 Haziran'dan 20 Şubat 2020'ye kadar bir proje gerçekleştirdik. Master Plan projesi dahilinde. Ve sadece Nexus IQ bu bug'larının çözülmesini sağladı. Yani yüzlerce proje üzerinde. Şimdi bunu hemen özetleyecek olursak aslında şurada çok sayıda olan Haziran 2019'daki bulgularımızı Şubat 2020'ye kadar, şuraya kadar giderek yeşillerin, yani çözülenlerin artarak şuraya kadar geldiğini ve açık kayıtların aslında çok az seviyelere indiğini görüyoruz. Tekrar geri gelecek olursak, biz pipeline'ları 7-10 seviyesinde kırmaya başladık Şubat itibariyle. Fakat bu neyi sağladı? Şubat itibariyle kırdık. Evet, bundan sonra azalmalar devam ediyor, çözülmeler artmaya devam ediyor. Fakat üretim line'ımızı da engellemeye başladık. Yani bunu çözmek için aslında çıkmamız gereken ürünler çıkamaz hale geldi. Bunu da aşabilmek adına biz ne yaptık? Haziran itibariyle bu seviyeyi 10'a çektik. Sadece 10 seviyesindeki bulguları yansıtmaya başladık, kırmaya başladık. Böyle olunca da tabii ki de o alışkanlık yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Ne oldu? Yeni açılan bulgu sayısı arttı ama açık çözülen sayısı azalmaya başladı. Yani burada bir karar vermemiz gerekiyordu. Bunu da bu şekilde karar verdik, üretimi engellememek adına. Fakat bunu böyle bırakıyoruz. Hayır, bahsettiğim gibi her gece taradığımız release taramaları sonrasında SLA'larla takip ederek bunları takip ediyoruz. Tahminimiz 1-2 ay içinde bunların yeşilleri artaraktan tekrar çözümlerin artması yönünde olacak. Ve meantime olarak bakacak olursak da çözümümüze, bulgular üzerinde ortalama bir çözüm süremiz bizim 30 günler civarında. Zaman zaman 15'lere kadar inmiş, zaman zaman 40'ların üstüne çıkmış ama bir bug için ortalama 30 gün civarında çözüm sağlayabiliyoruz. Bu şey mi, Nexus IQ kullanım, evet. Yani sonotar kullanımdan sonraki ortalamanız mı, yoksa öncesiyle bir karşılaştırma var mı? Yok, karşılaştırma yok. Zaten Sonatype'ın sunduğu bir aslında grafik bu bize. Muhtemelen şeydir diye düşünüyorum. Doğru mudur? Sonatype kullanmadan önceki çözüm süreniz bunun 3-4 katına falan yakındır diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. Zaten farkındalık da yok. Kazım, evet. Farkındalık da yok. Dolayısıyla hiç çözülmeyen de olabilir. Ama biz burada keşfedip çözmeye başladık. Dolayısıyla hani keşfetmek en önemlisi. Önce keşfettik bu, bu ürünle birlikte. Sonra çözmeye başladık. Bu süre zarfındaki çözüm ortalamamıza bakacak olursak da orta değerimiz aslında 30 günler civarı. Yani evet. Bu tablo bunu gösteriyor aslında. Hızlandıracak olursak son olarak Fortify ürününü kullanıyoruz güvenlik taramalarında. Bunun da en önemli özelliği bize CLI ve API anlamında supportları var. Dolayısıyla biz burada her projemizi taradıktan sonra yine bambu planlarıyla Jira ile API'lar üzerinden entegre ediyoruz ve her bir yıl sonrası aslında Jira issue'ları oluşturuyoruz ve tüm raporu çekip bu API'ler üzerinden Jira issue'larına attach ediyoruz. Ve bunun sonrasında aslında yazılım ekipleri bundan bir haber oluyor, bilgilenmiş oluyor ve bunun üzerine çözümler üretmeyi sağlıyor. Ve çözemedikleri ya da çözülmemesini düşündükleri noktalarda da nasıl Nexus IQ'da V'yi yönetiyorsak burada da Suppress yönetimi var benzer şekilde. Aynı şekilde istekte bulunuyorlar. Security ekibimiz bunun üzerine çalışıyor ve gerekliyse bu konuda suppress edip o açığı kabullenerek yolumuza devam ediyoruz.
Burada da baktığımızda yine Jira issue'ları üzerinde bir created versus fixed şeklinde yönettiğimiz şey var. Aradaki açıklar da aslında bizim neyi gösteriyor? Bu suppress ettiğimiz açıkları gösteriyor aslında. Zamanla çok iyi gitmişiz ama Mayıs 2020 itibariyle suppress etmeye başladığımız bazı noktalar da var. Tabii bunlar şirket içinde değerlendirilen ve kabul edilen gerçekler. Sanırım Fortify kullanım kültürü biraz daha eskiye dayalı sizde. O yüzden buralar biraz daha böyle birbirine paralel ve çok lineer gidiyor. Evet, Fortify daha önceden, daha eskiden kullanılmaya başlanan ve hatta hala da bu otomatize ettiğimiz DevSecOps line'ımıza koyduğumuzun dışında hala da manuel olarak da gerçekleştiğimiz bazı akışları olan bir ürün aslında. Evet. O yüzden burada daha paralel bir gidişat var. Şimdi özetlemek gerekirse aslında neyi konuştuk bugün? İlk DevOps pipeline'ların nasıl olduğunu ve KKB'de bunun nasıl uygulandığını ve sonrasında DevSecOps pipeline'larını nasıl kurguladığımıza geçiyor. Burada da neleri konuştuk? Response, yani sorumlulukların paylaşılması ve şirket kültürü haline gelmesini ve bunu yapmak için işte biz hangi tool'ları kullanmışız ve nasıl bir topoloji oluşturmuşuz onu konuştuk. Ve bu quality ve secure code analiz, static code analizleri üzerinde projelerin, issue'ların ve bug'ların nasıl sınıflandırıldığını, exception'ların nasıl yönetildiğini ve fixed bug'ların çözülmesi için development ekibini nasıl force ettiğimiz üzerine konuştuk. Aynı zamanda bu çözülemeyen ya da arkaya bırakılan, kabul ettiğimiz gerçekleri de SLA'larla nasıl takip ettiğimizi, nasıl çözüm sağladığımızı konuştuk. Ve benzer şekilde aldığımız bazı kararlar, özellikle projelendirdiğimiz 2019 Haziran 2020 Şubat arası ve ondan sonra Haziran ayında tekrardan bir yıl kırmayı 7'den 9 seviyesine çıkarmak gibi önemli tarihlerin aslında bize nasıl bir sonuç yarattığını metrikler üzerinden gördük. Burada aldığımız kararların neler sonuç verdiğini gördük. Dolayısıyla bu kararlar zamanla da gelişerek, değişerek devam edeceğine inanıyoruz. Zaten bundan sonraki yolculuğumuz da bu yönde olacaktır. Emre Hocam, çok teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadar. Biraz süreyi açtık galiba. Evet, biraz açtık ama biz bunu bir şekilde telafi ederiz. Sonraki seçimlerden azıcık çaldık ama çok zengin ve güzel bir içerik oldu bence. Çok da faydalı oldu. Bize hem sağ deneyimlerinizi hem bütün DevSecOps Pipeline'ı çok detaylı bir şekilde anlattınız. Muhtemelen katılımcılarımız da bundan çok fayda sağlayacaklardır. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.